Arkadaşlar hoş geldiniz. Günaydın. Tabii ki benim açımdan tekrar buraya gelmek büyük bir mutluluk. Her zaman da söylediğimiz gibi ben Beşiktaşlıyım. Bütün futbol hayatım orada başladı, orada bitti. Ve de benim için de her zaman Beşiktaş'ın yeri apayrı oldu. Şimdi tabii ki geldiğim şey başlamam. Aynı benim ilk başladığım zamana benziyor. Çünkü ben buraya ilk başladığımda yani Sayın Demirören'in başkan olduğu zaman aynı şekilde benzedi. Yani buraya geldim ben. Burada antrenmana çıkıyordum. Fenerbahçe ile maçımız vardı Rize Spor'u çalıştırırken. Beni başkan çağırdı. Beşiktaş'ta çalışır mısın dedi. Del Bosque zamanıydı. Tabii ki çalışırım dedim. Hiçbir sorun yok dedim. Yani yeter ki şey olsun, Rize Spor bıraksın. Ve Rize Spor da bıraktı. Ben de aynı böyle sıkıntılı bir kaos olan bir durumda buraya geldim. Ve orada da biliyorsunuz iyi bir şekilde de bitirdik. Ele ele ilk başladığımızda ne mağlup şekilde bitiriyorduk. Bir Galatasaray'a mağlup olduk. Onun dışında da ligin ikinci yarısını lider olarak bitirdik. Yani şimdi tabii ki takımın durumu şu ana baktığınızda pek iç açıcı değil. Onun için de bizim de bütün amacımız tabii ki bunu çok iyi bir şekilde analiz edip nerede ne kriz var, nerede şey var onları bulmamız gerekiyor. Ama şu anda bir tane bir şey var. Biliyorsunuz dün ben anlaştım. Bugün hafif bir antrenmana çıkacağız ve ondan sonra da maça çıkacağız. Bu tabii ki büyük bir dezavantaj benim için. Ama arkadaşlarla, oyuncularımızla da konuştuk. Bunu ne olursa olsun, bunu halledecek olan bizleriz dedik. İnşallah sahaya bambaşka bir şekilde çıkacaklar. Ondan sonra da bu krize iyi bir şekilde ben atlatacağımıza inanıyorum. Ben size özet anlattım böyle. Çünkü sizlerden mutlaka sorular gelecek. Onları konuşurken de zaten ne duymak istediğiniz veyahut da bir öğrenmek istediğiniz ne varsa hepsini de rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben her zaman basını açığım. Her türlü açığım, hiçbir sorun yok arkadaşlar. Tabii ki kulübün de ona göre bir tasarrufu olursa basınla ilgili o ayrı mesele. Ama benim hiçbir arkadaşıma böyle yani bir şey sorup da cevap vermemek gibi bir şey olmaz. Ne varsa her şeyi de rahatlıkla söyleyebilirim yani. Ama şu bir gerçek, ne olursa olsun buraya gelmekten dolayı mutluyum. Çağırdılar, geldim. Durumumuz iyi değil dediler, tamam dedim. Yapabilir miyiz hocam dediler, yaparım dedim. Yani o şeyde de buradan görevi kesinlikle yani öyle düşünerek değil, isteyerek kabul ettim yani. Ne olursa olsun. Yani şimdi her şeyden önce sizin merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi zaman. Ne kadar, nasıl, nereye kadar gibi şeyler olacak. Nereye kadar giderse, yani onu kesin öyle. Yani bizim için tabii ki zor bir başlangıç. Biraz önce de özetle gösterdim. Sizin de dediğiniz gibi hakikaten sıkıntılı bir durum. Ve taşın altına da elimizi koyacağız. Başkana da söyledim, kendisine söyledim. Bana buraya çağırdıktan sonra, bana bir görev verildikten sonra benim yok demem mümkün değil. Yani öyle bir şey olması mümkün değil. Herkes başka türlü bakabilir ama ben bakmam. Yani bu iki maç olur, başka bir şey olur. Daha önce de söylediğim gibi yani sözümün arkasındayım ben. İki maç olur, üç maç olur. Ne olursa olsun çağrıldığım an ve de görev verildiği an seve seve yaparım. Onun için biraz önce de söylediğim gibi hakikaten buraya gelince çok mutluyum. İşimin de çok zor olduğunu biliyorum. Buraya benden önce gelen arkadaşlardan daha zor durumdayım. Ama tabii keşke daha önce gelebilseydim. Daha farklı şeyler olacağına yürekten inanıyordum. Ama zaman bu zaman. Onu da biz çok iyi şekilde değerlendireceğiz. Ve çok iyi şekilde de biz bu işi atlatacağıma inanıyorum ben. Takım, ekip olarak. Buradaki bizim en önemli şeyimiz taraftar. Şu anda taraftarı düşündüğünüz zaman ben hemen hemen her maçına gittim maçlara. Üzgün, kırgın, sinirli yani her şey. Çünkü istediği sonuçlar elde edilemiyor, istediği futbol olmuyor. Onun için de tabii ki çok üzgünler. Bence öncelikle
bizim taraftarı kazanmamız gerekiyor. Yani en önemli şeylerden bir tanesi taraftarımızı kazanmamız gerekiyor. Çünkü bana göre ben her zaman da söylediğim şey, nerede çalışırsam çalışayım, yani taraftar 12. adam derler. Bana göre taraftar 1. adam. Yani onlar olmazsa, onların desteği olmazsa biz buradan, bu kaostan çıkmamız mümkün değil. Ama onların desteği, çok iyi destekleri olursa, yani yuhlamadan ziyade büyük bir destek verirlerse, onlarla beraber biz bu işi çok iyi şekilde başarabiliriz. Ama tabii ki ters bir şey olursa, o zaman tabii ki sıkıntı yaşarız, ama ben taraftara inanıyorum. Çok iyi bize destek vereceklerine inanıyorum. Çünkü ben futbolculuk hayatımda da çok başarılar gördüğümüzde bizim en büyük desteğimiz taraftardı. Onun için de bizim için en önemli şey taraftar yani. Şimdi dün geldiğimde, yani başkanla konuştuktan sonra arkadaşlarla da bir toplantı yaptık. Hem başkan konuştu hem ben konuştum. Bu oyuncuların, bu takımın oynadığı oyun bu değil. Oyuncuların da kapasiteleri bu değil. Yani mutlaka bir sıkıntılar var, ama şimdi onu aşmak için de tabii ki bir zaman gerekiyor. Ama maalesef zaman yok. Ben geldim. Bugün hafif bir ter idmanı yapacağız. Yarın maç yapacağız. Yani o yüzden yani biraz sıkıntılı şey. Benim için en önemli şey şu maçı geçmek. Biz bu maçı geçtikten sonra zaten ondan sonra ara var. Arada büyük ihtimalle bir yere kampa gideceğiz. Takımımız, birbirimizi tanımamız açısından, her açıdan bir kampa gideceğiz. Ve ondan sonra da bambaşka bir şekilde mutlaka döneceğiz yani. Ben elimden gelen zaten her şeyi yapacağız. Ne gerekiyorsa da arkadaşlarımızın sıkıntıları neyse o sıkıntıları çözeceğiz. Bazılarının sıkıntılarını biliyoruz. Bazısınınki transferden oluyor, bazısı başka şeyden oluyor. Bunların hepsini bir araya getirip onları o yaptığımız kampta kesinlikle çözüp kafamızdaki sorunları oradan atıp buraya döneceğiz. Ondan sonraki maçlarımıza daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Ben futbolda her şeyi gördüm. Başarıyı gördüm, başarısızlığı gördüm, ne bileyim başka şeyleri gördük. Çok krizli takımlara gittim ben, sonuncu olan takımı aldım. Yani bir sürü şeyler yaptım. Bunların hepsinde de önce krizi çözüyorduk. Ondan sonra da işimize bakıyorduk. Ama buradaki zaman az. Yani çok zaman az. Onun için de bir an önce, yani şu bir buçuk gün bile yok. Yani onu biraz da iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ben bugün sabah çok erkenden geldim. Sabahtan beri önümde dosya, takımı yazıyorum, çiziyorum. Sakat çok, sıkıntılı olanlar çok. Onun için de tabii ki tam bir problem. Ama ne olursa olsun, gerekirse altyapıdan arkadaşlarımız var. Onları da çıkarabiliriz. Ne olursa olsun sakat oyuncuyu kesinlikle, yani az sakat olan bir oyuncuyu dahi kesinlikle oynatmayacağız. Yani %100 buraya sağlam, her yönden iyi olan arkadaşlarımızla maçımızı başlayacağız. İnşallah iyi bir şekilde bitirdikten sonra da önümüz bence açılacak, yani çok iyi şekilde açılacak. Ama en kritik maç Başakşehir maçı yani. Sercan Bey. Hocam merhabalar, Sercan Dikme, merhaba. Spor Dijital. Hayırlı olsun. Beşiktaş için nasıl bir anlam taşıdığınızı herkes biliyor. Yaşayan en büyük efsanelerdensiniz. Ve şu an taraftarın da camianın da desteği sizinle. Bunu net şekilde görebiliyoruz. İlk geldiğiniz dönemi hatırlıyorum da yine bir geçiş süreciydi. Yine değişikliklerin olduğu, yine kadronun çok iyi olmadığı, teknik direktörlerin değişiklik olduğu zamanlardı. Yine şimdi öyle bir dönem. Sizce neden Beşiktaş'ın efsaneleri daha oturmuş bir süreçte gelmiyor da böyle değişkenliklerin olduğu dönemlerde geliyor? Bu birinci sorumdu. İkincisi de olası başkan adaylarıyla veya başkan adaylarıyla görüştünüz mü? Sizi tebrik ettiler mi dünden bu yana? Teşekkür ederim hocam. Şimdi her şeyden önce tabii ki biz de isteriz sezon başı alalım, takımımızı tanıyalım, transferlerimizi yapalım, çok güzel şekilde girelim. Ama yapacak bir şey yok. Şu anda beni çağırdılar. Şu anda çağırdılar ve durumlarını söylediler. İhtiyaçları olduğunu söylediler. Yapabileceğimi söylediler. Yani hepsini söylediler ve Beşiktaşlı, çok iyi Beşiktaşlı olduğumu söylediler.
Yani onun için ben de yani çağırdıkları zaman baştan da söyledim ya, ben hiçbir zaman yok demem. Yani ne olursa olsun. Çünkü ben Beşiktaş kulübüne minnet borçluyum. Benim futbol hayatım hep burada geçti. Ne şey yaptıysak, kazandıysak veyahut da güzel şeyler yaptıysak Beşiktaş'ın sayesinde oldu. O bize verdi. Şimdi biz oraya vermemiz gerekiyor. Öyle düşünüyorum ben. En iyi şeyleri de yapmak için elimizden gelen bütün gayreti de göstereceğiz. Diğer konuya gelince, belki en çok merak ettiğiniz şey, tabii ki bir kongre var. Kongre süreci var. Beşiktaş kulübünde kongre süreci de olsa, antrenör de gitse, başkan da gitse, kalanlarla yine bu takım şampiyonluğa oynamak zorunda. Yani yukarıya oynamak zorunda. Onun için de o şey önemli değil. Beni tabii ki aradılar. Sağ olsunlar adaylar. Hepsi de çok değerli insanlar. Gerçekten çok değerli insanlar. Hepsinin de Beşiktaş'a çok büyük faydası olan insanlar hepsi. Yani ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Beni aradılar, Twitter'den yazdılar. Hepsi de görüştüler. Ben orada zamanı düşünmüyorum. Gerçekten zamanı düşünmüyorum. Benim şu andaki tek düşündüğüm şey Başakşehir maçı. Bana biraz zaman verildiği zaman ben iyi şeyler yapacağıma zaten yürekten inanıyorum ekibimle beraber. Ve de şuna da katılıyorum her zaman. Bu takımın oyunu bu değil. Bu takım geçen sene 15 maçına mağlup gitmiş bir takım. Çok güzel şeyler yapmış bir takım. Ve onun için aynı şeyleri tekrar yapabilirler. Yeter ki işte böyle sağlam, isteyerek, hırslı, arzulu bir şekilde girersek o zaman buradan alnımızın akıyla çıkarız yani.